Şimdi şöyledir ki oyunu fark ettiyseniz A, B, C, D, E, F, G, H diye böyle bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 diğer farklı strateji oyunlarından tecrübeli olan arkadaşlar bunu zaten çözmüştür. Ama siz bu tarz oyunlarda yeniyseniz harita üzerinde kod vererek mesela bir fareyi Wind Bolas şehrinin etrafına getirdik. Buranın bazı kodları var gördüğünüz gibi 1'den 9'a kadar. Kod vererek %100 konumunu şey yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Mesela kodlar nasıl veriliyor? Çok basit. Gördüğünüz gibi A'dan Q'ya kadar sıralı. Mesela Wind Bolas N şeyinde kalıyor, N harfinde kalıyor. Aynı zamanda 5 sayısında kalıyor. Mesela Wind Bolas'ta düşman görüldü. N 5 5 dersek, yani harita üzerinde mesela çete yazıyoruz. N 5 5 enemy diye yazarsak mesela burada düşmanları diğer oyuncular da haritadan N5 5 olarak baktığında görecektir ve oraya intikal edip belki de düşmanın gerçekleştirdiği bir operasyonu engelleyecektir. Bu yüzden bu da önemli. Kullanırsanız veya kullanmasanız bile bilmeniz sizin yararınıza olacaktır. Çünkü başka oyuncular da size koordinat vererek bilgi verebilir. Arkadaşlar oyunda belirli bir rütbedeyseniz, yani ben şu anda mesela F1'e bastığımda LT kol rütbesinde gözüküyorum. Belirli bir rütbe dediğim CPL rütbesinden sonra, Corporal rütbesinden sonra oyuna mahpostlar atabiliyorsunuz. Şu anda dediğim gibi test sunucusundayım. Evet, mahpost atan yok. Map post yani. Şöyle ki herhangi bir yere mesela bu gene şeyden Winning Bolas'tan örnek verelim. Buraya üstüne sağ tıkladığımızda artık map post atabiliyoruz. Buraya mesela enemy need QRF diyelim. QRF de bu arada oyunda duyarsanız şey demek. Hızlı bir şekilde düşmana karşılık vermek demek bir operasyon yapıyorsa. Enemy here need QRF yazdık mesela. Yazamadım. Mesela enemy here need QRF yazdık. Buradan public squad veya regiment. Regiment dediğimiz klan oluyor. Klan üyelerinize. Squad dediğimiz bu sağdaki konuşma kanalı oluyor. Public olarak da herkese oluyor. Böyle bir posta atabilirsiniz. Sonra da postlara da upvote veya downvote'la vote verebilirsiniz. Upvote verirseniz bunun sayısı artacaktır. Ama downvote verirseniz yani aşağı doğru ok verirseniz bunun sayısı eksiye doğru azalacaktır ve 1 veya 2 downvote sonra sıfırsa bu buradan gidecektir. Bu uzun bir süre kalmaya devam edecektir. Bunu da biliniz. Yani önemli olan haritada böyle yazılan yazılara votlayabilirsiniz. Veya önemsiz, gereksiz veya saçma yazıları da downvotlayabilirsiniz. Siz tekrar sağ tıklayıp delete yaparsanız map post kaldırılır. Aynı zamanda eğer mesela bir yazdım tekrardan haritada şu bir yerde çok fazla vot varsa ve siz böyle relic base var mesela burada içini görmekte zorlanıyorsanız sol tarafta Mob Legends'ta map post tarafında tike basarak bunu kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda o tikler olarak mesela bases dedim. Bases'in tikini kaldırdım. Base'ler de kayboldu. Resources dedim. Burada gördüğünüz salvage field falan var mesela. Resources'la onu da kaldırdım. Structure'la defansları da kaldırdım. Locations'la yazıları da kaldırabilirsiniz. Bu da kafanızı ağrıtan harita üzerinde gereksiz şeyleri kaldırmanıza yarayacaktır. Bilginiz de olsun. Kadarınız bilir, ne kadarınız bilmez, bilinmez. Genellikle bilinmeyen bir şey. Ama siz biliyor da olabilirsiniz bunu zaten. Oyunda bazı yerlerde, çıkamadığınız bazı yerlerde şöyle gördüğünüz merdivenler var. Bu merdivenlere mesela denizdesiniz, bayağı bir yüzdünüz. Boğulmak üzereyken space tuşuna basarsanız, space tuşuna basıp W'ya basılı tutarak çıkabilirsiniz. Bu basit. Gene bilmeyenlerin çok olduğu bir bilgi. Bunu da böyle paylaşmak istedim.